Merhaba arkadaşlar. 5 farklı tat alabiliyoruz. Tatlar dilin çeşitli bölgelerinde bulunan reseptörler tarafından algılanıyor. Tadını alabildiğimiz 5 şeyi de şu şekilde sıralayabiliriz. Bunlar acı maddeler, tuzlu maddeler, tatlı maddeler ve ekşi maddeler. Bir de umami diye bir şey var. Bu glutamat adlı özel bir molekülün tadını alma yetisine verilen isim glutamat. Bu 5 tadı algılayabilen 5 farklı reseptör var. Diyelim ki bu bizim dilimiz olsun. Burası dilin ucu, burası arka kısmı. Dilimizin her yerinde tat tomurcukları bulunuyor ve bu tat tomurcukları böyle her yana yayılmış halde. Ancak dilin ön kısmında daha yoğun olarak bulunuyorlar. Yani ön kısımda arkada olduğundan daha çok tat tomurcuğu var. Evet, Şimdi bakalım kaç çeşit tat tomurcuğu var? Tat tomurcukları 3 çeşittir. İlkinin şekli böyle bir şey. Bunlar tıptaki adıyla fangiform papili. Evet, doğru mu telaffuz ettim emin değilim ama yani mantar şekilli tat tomurcuğu deniyor. Bunlar daha çok dilin ön kısmında bulunuyor. Bir de böyle tat tomurcukları var. Evet, bunlar tomurcuklar. Bunlara yaprak şekilli tat tomurcuğu adı veriliyor. Bu tat tomurcukları çoğunlukla dilin iki yanında, buralarda yer alıyor. Son olarak bir de havuz şekilli tat tomurcukları var. Bunlar da böyle bir şey. Tat tomurcukları aslında buralarda, yani yanlarda bulunuyor. Bu havuz şekilli tat tomurcukları da çoğunlukla dilin arka tarafında bulunuyor. Eğer yakından bakacak olursak bu tat tomurcuklarının her biri mesela bu tat tomurcuğuna yakından bakalım Ne görüyoruz şimdi? Küçük bir gözenek görüyoruz Bu gözenekte birçok farklı hücre yer alıyor mesela burada böyle bir hücre var Hemen yanında başka bir hücre var onun yanında üçüncü bir hücre falan filan Evet bu hücrelerin her biri bu beş tattan birine duyarlı Mesela bu pembe hücre tuzlu şeyleri tespit edebiliyor. Yine mesela bu beyaz hücre de tatlı şeylere duyarlı. Yani bu bu şekilde devam ediyor. Burada ana fikir şudur, her tat tomurcu, mesela bakın bu bir tat tomurcu, evet. Her tat tomurcu tüm farklı tat hücrelerini barındırıyor. Yani tüm tat tomurcukları acı, tuzlu, tatlı, ekşi ve umami tadları algılayabiliyor. Ve bu tomurcuklar dilin her tarafına dağılmış halde. Ancak en çok dilin ön kısmında bulunuyorlar ya da yani şöyle de diyebiliriz. Dilin herhangi bir noktası bu 5 farklı tadın tümünü algılayabiliyor. Yani mesela acı maddeler sadece bu bölgede veya tuzlu maddeler bu bölgede, tatlı maddelerse sadece burada algılanacak diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. Dil bu şekilde çalışmıyor. Bu 5 tadın tamamını dilin her yeriyle algılayabiliyoruz ve tat tomurcuklarının büyük kısmı burada yani dilin ön kısmında yoğunlaşmış halde. Şimdi ayrı hatlar modeli olarak bilinen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Burada bir tat tomurcuğu var. Daha önce de söylediğim gibi içinde her tür tat alma hücresi mevcut. Her hücre 5 farklı tattan birine duyarlı olacak şekilde özelleşmiş. Evet burada aşağıda hücrelerden çıkan aksonları görebiliyorsunuz. Arkadaşlar burada ilginç olan şey şu. Bu aksonlar beyne ulaşana kadar birbirinden ayrı kalıyor. Yani her hücre beyne kadar uzanıyor ve her biri beynin farklı bir kısmıyla sinapsis yapıyor. Mesela bu. Bu tat korteksi olsun. Çeşitli tat hücrelerinden gelen girdiler buraya ulaşıyor. Her bir akson beynin farklı bir yeriyle sinapsis yapıyor. Örneğin bu akson gelip burayla sinapsis yapıyor ve diğer tüm aksonlar tüm tat hücreleri. Mesela bu mavi tatlıya duyarlı hücre olsun. Evet bu hücre tatlıya duyarlı bir hücre. Evet. Tatlıya duyarlı tüm hücrelerin aksonu beyne uzanıyor ve her biri tat korteksinin bu bölgesine ulaşıyor. O halde buraya tat korteksinin tatlı bölgesi diyebiliriz. Arkadaşlar ben tat diyorum ama tat yerine gustasyon sözcüğü de kullanılabiliyor, aklınızda bulunsun. Gustasyon. Benzer şekilde tüm yeşil hücreler, mesela bunlar da acı hücreleri olsun. Evet, buradaki yeşil hücreler, acı tat hücreleri, bunlar da korteksin ayrı bir bölgesine uzanıyor. Bu bölgeye acı bölgesi diyebiliriz, acıların çocuğu yani. İşte tat hücreleri beyne bu şekilde uzanıyor, yani ayrı ayrı aksonlar halinde. Bir noktada birleşmiyorlar, işte buna orijinal adıyla Labeled Lines Model, yani ayrı hatlar modeli adı veriliyor. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Evet, ayrı hatlar modeli. Tekrar ediyorum, ayrı hatlar modeline göre her hücrenin kendine özel ayrı bir hattı var. Bu ayrı hat bizzat kortekse kadar devam ediyor. Şimdi bir tat hücresini inceleyelim. Tek bir tat hücresine bakıyoruz. Bu akson, bu hücre çekirdeği. Burada da dile doğru uzantılar var. Peki, şimdi burada ne oluyor? Diyelim ki bu bir tatlı tat hücresi olsun. Neymiş? Tatlı tat hücresi. Yani tatlı moleküllerine duyarlı. Burada bir glikoz molekülü olsun. Mesela pasta yiyoruz ve dilimize glikoz molekülleri geliyor. Glikozun bir kısmı tatlı tat hücrelerine kadar ulaşıyor. Peki hücre bunun tatlı olduğunu nasıl anlıyor? Tabii ki hücre zarında reseptörler olduğu için. Bunu bu şekilde cevaplayabiliriz. Evet. Hücre zarında küçük reseptörler var ve bunlar glikoza duyarlı. Evet, bunlar glikoza ve diğer tatlı moleküllerine duyarlı. Glikoz bu hücreye bağlanarak bir dizi olayı tetikliyor ve hücre depolarize oluyor. Ateş aksiyon potansiyeli akson boyunca ilerleyerek beyne ulaşıyor. Şimdi 5 farklı tad alabildiğimizi söylemiştim. Neydi bunlar? Tatlı, umami, acı, ekşi ve tuzlu. Üstteki bu üç tada duyarlı hücreler benzer reseptörlere sahip. Bu reseptörlere G proteinine bağlı reseptörler deniyor. Peki G proteinine bağlı reseptör nedir? Bunu çizerek göstermek istiyorum. Bu zar içi bir protein. Evet, bu protein. Bunun da hücre zarı olduğunu farz edelim. Bu protein bir reseptör. Reseptörler ligandlara bağlanır. Bu örnekte ligandımız glikoz. Yani glikoz molekülü geliyor ve reseptöre ulaşıyor. Reseptörde biçimsel bir değişim gerçekleşiyor. Bu da kendisine bağlı bir G proteininin, bu bir G proteini yani ligand reseptöre bağlanınca G proteininin kopmasına yol açıyor. Buradaki bağ kopuyor, G proteini serbest kalıyor ve G proteini hücre içinde bir şeyler yapıyor. Bu kısım hücrenin içi, burası da hücrenin dışı. G proteini serbest kaldığında birkaç olayı tetikliyor ve serbest kalan G proteini mesela bir iyon kanalı açabiliyor. Yani G proteini gidip bir iyon kanalı açıyor. Biçimsel değişim yoluyla iyon kanallarının açılması hücrenin depolarize olarak aksiyon potansiyeli ateşlemesine neden oluyor. Bir aksiyon potansiyeli ateşliyor. Diğer yandan bu ikisi yani ekşi ve tuzlu tat hücreleri iyon kanallarını kullanıyor. Yani bunlar da G proteinine bağlı reseptörler yerine başka bir tür reseptör bulunuyor. Evet, reseptör bu olsun. Tuzlu bir maddeyi ele alalım. Mesela NaCl molekülü olsun. Tuz molekülü gelip bu iyon reseptörüne bağlanıyor ve reseptörün açılmasına neden oluyor reseptör açılıyor ve hücre dışındaki pozitif iyonların içeri girmesine izin veriyor. Pozitif iyonların hücre içine girmesi yine hücrenin depolarize olarak bir aksiyon potansiyeli ateşlemesine yol açıyor. Ve bu aksiyon potansiyeli beyne gidiyor. Şimdi bakalım. Acaba bir tatlı tat hücresine bir tuzlu tat reseptörü yerleştirsek ne olur? Bu tatlı tat hücremiz bu hücre tatlıya duyarlı çünkü zarındaki reseptörler glikoza bağ yapıyor Şimdi diyelim ki bir tuzlu tat reseptörü aldık ve Daha önce de söylediğim gibi tuzlu tat reseptörleri iyon kanallarıydı aslında Evet Diyelim ki buraya bir tuzlu tat reseptörü yerleştirdik Hatırlarsanız ayrı hatlar modeline göre belli bir hücrenin Yani bu örnekte tatlı tat hücresinin Aksonu beyne kadar uzanıyordu Akson bir tatlı tat hücresinden geldiği için beyin tatlı tat hücresini uyaran maddeyi tatlı olarak algılıyordu. Peki, bir tatlı tat hücresine tuzlu tat reseptörü yerleştirirsek ne olur? NaCl yani tuz geliyor ve bu reseptörü uyarıyor. Uyarılan reseptör açılıyor ve dışarıdaki pozitif iyonlar hücrenin içine giriyor. Tatlı tat hücresi depolarize oluyor ve bir aksiyon potansiyeli ateşleniyor. Aksiyon potansiyeli beyne ulaştığı zaman beyin tuzlu bir molekülle tatlı bir molekül arasında ayrım yapamıyor. Yani tuzlu olsa, şeker de olsa uyarılan tatlı tat hücresi. Beyin bunu tatlı tat hücresi olarak belemiş bir kere. Çünkü bu hücre normalde tatlı moleküller tarafından uyarılıyor. Dolayısıyla beyin bu tuzlu maddenin tatlı olduğunu sanıyor. Yani tuzu tatlı olarak algılıyor. Bir tatlı tat hücresine bir tuzlu tat reseptörü yerleştirdiğimizde beynimizi kandırarak tuzlu bir şeyin mesela sodyum klorürün tatlı bir şey olduğunu sanmasına yol açabiliyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.